varlık hissediyoruz. Yani şu gördüğün kaynakları görüyorsun. Arka tarafındaki, benim bu tarafındaki kaynaklar daha önce 35 derece, 30 derece içine rahat girebilirdin. Çamur kaynaklarıydı bunlar. Gidip içinde çamurunu kullanıyorsun. Şu anda 4-5 aydır bu suların sıcaklık derecesi 35 derece 70 dereceye çıktı. 80 derece 90 dereceye çıktı. Buradaki çıkışların hep yüzeysel. Yüzeysel kaynak olduğu için hangi suyun ne kadar derece olduğunu, hangi sıcaklığını rahat görebiliyorsun. Ve debide de yükselme var. Tabii ben bunu bazen yıllarca biz bu yörede yaşadık, bu yörede kaldığımız için bu yörede bu depremlerin oluşunu biraz da bu sıcak suların değişikliğinden dolayı görüyoruz. Ve biz 4-5 aydır bu şekilde burası. Yani 80 derece olan 90'a çıktı. Şimdiki 35 derece olan su direkt 70 derece, 75 derece. Yeraltı faylarına bağlıyorum. İşte bilemiyorum yani hani depremin biraz ölçümünü buralarda yapılabilir. Yani bir deprem ölçümü yapılsa diye düşünüyorum. Bu sıcaklıklardan depremi tahmin edebiliyorsun. Oradaki sıcak su artışlarının birçok faktöre bağlı olabilir. Bunlardan birincisi o bölgedeki faylardan kaynaklanabilir. İkincisi kuzeyindeki, kuzey kanatta dediğimiz Kızıldere bölgesindeki faylardan kaynaklanabilir. Üçüncüsü de o bölgedeki jeotermal kuyulardan kaynaklı bir sıcak su artışı olabilir. Ya elimizde kayda değer hani bir veri yok. Ama bu da bunu bir o zamanki şeye göre bir depreme bağlamaktan ziyade daha çok yani işte bölgedeki çok yoğun jeotermal kuyuların olması ve onların reenjeksiyonlarıyla geri beslenimleri sırasında basıncın rahatlaması sonucunda o kuyulara karışmış ve artışlar olduğu söylenmiş. Sıcak sulardaki belirgin derecedeki artışlar evet depremin öncesinde veya sonrasında kaynaklanabilir. Bununla ilgili literatürde hani tüm bölge açısından tüm Türkiye çapında düşündüğümüz zaman sıcak yani literatür bilgisi olarak şöyle söyleyebiliriz. Sıcak su kaynaklarındaki gözle görülür artışlar depremin habercisi veya sonrasından deprem sonrasında kaynaklanabilir. Ama bu bölgedekini bunlara yormamız yanlış olabilir. Çünkü burası çok yoğun bir jeotermal üretimin olduğu bir saha. Yani bunları sadece bir faya veya bir depreme bağlamak yanlış olur. Bunun için detaylı çalışmaların yapılması gerekir. Ama bu bölge için özellikle söyleyeyim, bunu direkt Marmara depremiyle ilişkilendirip faylara bağlamak, depreme bağlamak şu an için yanlış olabilir. Çünkü su kimyasındaki değişim şeylerini tam olarak bilmiyoruz. Kızıldere'de bizim yani konuştuğumuz bölgede şu bölge üzerine giriyor. Burası Kızıldere'nin